Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı larınızı daha hale getirebilirsiniz. Haftanın dördüncü işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar TL yılbaşından bu yana bulunduğu e, 13.50 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü kırmıştı biliyorsunuz. Ee, Rusya'nın bugün itibariyle özellikle sabah saatlerinde arkadaşlar e, Ukrayna'ya girmesiyle birlikte gün içinde dolar kuru 14.23 seviyesine kadar e, yükselmiş bulunuyor. E, yatırımcıların jeopolitik gerilimleri şu an e, yakından izlemeye devam ediyorlar. E, diğer taraftan ABD dolar endeksi 96.70 165 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Eee Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri de arkadaşlar dün yaklaşık 15 bas puan eee yükselişte günü 566 bas puandan tamamlanmış durumda. Eee grafik üzerinde incelemek gerekirse gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa bir zaman sonra zaten e, yukarıya gidişatın savaş savaş e, sebebiyle devam edeceğini söylemiştik. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın eee şu an her ne kadar eee piyasalara müdahale etmiş olsa da arkadaşlar eee belli bir yere kadar gücü yetiyor. E, çünkü dünyada e, savaş e, sesleri yükseliyor arkadaşlar. O yüzden eee yukarıya gidişat bakın tek bir barda e, hareket etti. Yani e, burada arkadaşlar 13.80 seviyesinden almış olduğu e, destekle beraber arkadaşlar 14.23 seviyesine kadar e, yukarıya doğru yönlü bir çıkış gözledik burada. E, şu an burada destek seviyesinin oluşması için arkadaşlar özellikle 4 saatte grafik 4 saatlik mum kapanışlarını beklemek lazım. E, baktığımız zaman şu an 14.25 seviyesi biraz daha ee, karşımıza psikolojik direnç seviyesi olarak çıkıyor. Ee, 14-25 seviyesinin yukarıya doğru kırılmasından sonra 14-50'ye arkadaşlar e, gelme potansiyeli yüksek olarak beklemek lazım. Ee, 14-25 seviyesinin aşağısına arkadaşlar 14 seviyesine kadar geri çekilebilir. Eğer 14 seviyesinin aşağısına geri çekilirse arkadaşlar e, devamında 13-80 ve 13-66 seviyeleri tekrar gelebilir. Fakat şu an özellikle savaş tarafına baktığımız zaman Savaş sesleri şu an arkadaşlar e, durmayacağı için özellikle dolar kurumundaki yükseliş devam edecek. Çünkü e, hem ABD doları yükselişte arkadaşlar şu an hem de savaş durumundan dolayı e, dolar yükselmeye devam edecek dolar kuru. E, onun dışında alım olarak karşımıza arkadaşlar eğer zaten 13.66 13.66 seviyesi arkadaşlar kırıldıktan sonra alım için çok güzel bir yer oluşturmuştu aslında yatırımcıya. E çünkü uzun zamandan beri 13.66'yı denediği halde yukarı yönlü hareketine devam edememişti. E baskıyla karşılaşmıştı. E zaten 13.66 seviyesini kırdı arkadaşlar. Yukarıda 14 seviyesine kadar 13.95 seviyesine kadar çıkmasını bekliyorduk zaten. E burada şu an arkadaşlar e yeniden pusuda özellikle alma almayanlar şu an e burada 14.25 seviyesine geçmesini beklemesi lazım. Çünkü çıkışların devamı için 14 25 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. E, ya da e, geri çekilmelerde özellikle 14 seviyesine kadar geri çekilmesi durumunda e, kritik destek e, seviyesinde alınabilir. Aşağıda da kesinlikle geri çekilme durumunda stop losslarınızı kullanmak gerekiyor. E, şurada arkadaşlar beklemek lazım. Özellikle birkaç mum kapanışını e, durum ne hale gidecek? E, Rusya, Ukrayna gerginliği e, ne yöne gidecek arkadaşlar? Bunlara bakmak lazım. Onun dışında arkadaşlar bugün e, Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayınlanacak, takip edilecek. E, geçen hafta yapılan e, Merkez Bankası'nın PPK toplantısında politika faizi beklentiler doğrultusunda biliyorsunuz %14 seviyesine sabit bırakılmıştır. E, toplantı metninde e, liralaşma stratejisiyle iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği e, büyüme kompozisyonunun olumluya evrildiği ve cari dengenin bu yıl fazla vermesinin beklendiği belirtilmişti zaten. E, şu ana kadar atılmış adımlar ve baz etkisiyle enflasyonun düşüşe geçeceği ve %5 enflasyon hedefine ulaşmak için e, liralaşma stratejisinin kararlılıkla e, sürdürüleceği ifade edildi dediler arkadaşlar. E, %5 enflasyon hedefinde var fakat şu an bu e, imkansıza yakın gözüküyor arkadaşlar. E, o yüzden buradaki enflasyon beklentisi de büyük ihtimal arkadaşlar %5'e gelmesi çok zor enflasyonun bu şartlar altında. Biraz da altın tarafına bakalım. Ons altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından piyasalar zaten hareketlenmişti. Hem dolar tarafında hem altın emtia piyasalarının hepsinde arkadaşlar piyasalar hareketlendi bu şekilde. Ons altın baktığımız zaman 14 ayın en yüksek seviyesini gördü arkadaşlar. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya özellikle Donbas bölgesinin özel operasyon yetkisi verdiğini duyurdu. Putin Ukraynalı askerlere derhal silahlarını bırakarak evlerine dönmeleri çağrısını yaptı. Putin kan dökülmesinin sorumlusunun Ukrayna rejimi olacağını bildirdi arkadaşlar. Buna karşılık ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırının geri getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır dedi. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir ifadesine değerlendirmesinde bulundu arkadaşlar. Onun dışında ee, Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma e, güvenli liman olarak görülen altındaki talebi de arttırmaya devam ediyor. Hafta başında e, bir yılın zirvesinde gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek arkadaşlar 1895 seviyesine kadar e, gerilemişti arasında baktığımız zaman. E, ondan sonra burada e, Rusya'nın bugün sabah sabaha karşı e, resmen işgali başlatmasıyla Ukrayna'ya 10 altın fiyatı uluslararası piyasalarda e, arkadaşlar 1949 e, seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar ve son 14 ayın zirvesine çıktı gördüğünüz gibi e, zaten tek barda arkadaşlar yukarı yönüne inanılmaz bir e, gidişat devam ediyor şu an e, 1950 dolar seviyesi arkadaşlar e, şu an yukarıda direnç kritik direnç olarak karşımıza çıkıyor e, savaşın daha da kızışması durumunda e, Rusya'nın daha da harek Fiyatı ilerletmesi, operasyonu genişletmesi e, kapsamında arkadaşlar buradaki 1950 seviyesi de e, kırılacaktır. Alım için 1950 seviyesinin üzerine beklemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü tam e, burada kritik dirence yakın seviyede şu an fiyatlıyor. Onsaltın baktığımız zaman e, eğer e, zaten... E, savaşın arkadaşlar ılımlı bir havalaya dönüşmesi halinde de e burada altın 1915 1876 seviyesine kadar Hatta 1850 seviyesine kadar e, geri çekme potansiyeli var O yüzden buradaki gelişmeleri takip etmek altı'n için e, daha iyi olacaktır e, yatırımcılar için e, biraz da gram altın tarafına bakalım e, gram altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar e, gram altın güne zaten baktığımız zaman 843 seviyesine başlamıştı Aslında e, fakat burada Rusya Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber arkadaşlar hem dolar Telegram'deki yukarı yönlü hareket hem de küresel piyasalardaki ons altının yükselişiyle arkadaşlar e, burada 888 seviyesine kadar e, <laughs> iğne atmayı başardı arkadaşlar gram altın e, son zamanlarda zaten yatırımcısına bir hayli zarar uğratmıştı aslında 1000 lirayı gördükten sonra e, aşağıya doğru e, geri çekilmişti fakat özellikle buradan arkadaşlar 763 seviyesini almış oldu destekle tek tek bütün e, dirençleri kırımı kırarak yukarı çıkmayı başardı gram altın en son baktığımız zaman arkadaşlar 830 seviyesine 8 e, küç seviyesine örnek vermiştik. 800 seviyesini kırmasıyla alımların hızlanabileceğini belirtmiştim arkadaşlar. Nitekim de 800 seviyesini kırdıktan sonra 830 seviyesine kadar yükseldi. Burada zaten biraz da savaş seslerinden dolayı arkadaşlar yukarıya gidişat devam etti. Ons altındaki yükselişle beraber. Burada şu an 882-83 seviyesine fiyatlıyor Forex piyasalarında arkadaşlar. Çok hızlı bir gidişat var zaten. 860 seviyesinin aşağısı gelmesi durumunda mutlaka stop dostlarınızı koymanızı tavsiye ederim. Olası bir durumda alım için arkadaşlar ise 900 seviyesinin üzerine ya da 890 seviyesinin üzerinde e, alımlar gerçekleştirilebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, çünkü e, aslında gram altında şu an her geri çekilme bir alım fırsatı olarak görmek gerekiyor. Fakat e, ılımlı mesajlar verilmesi durumunda arkadaşlar gram altında da aşağı yönlü bir geri çekilme olabilir. O yüzden gelişmeleri takip etmekte fayda var yatırımcısı için. Biraz da gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar e, 25 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlıyor zaten. Şu an 25-14 seviyesinde. E, burada 24-69 seviyesini kırdıktan sonra arkadaşlar yukarıya gidişat devam etti. Gördüğünüz gibi 25-42 seviyesi şu an kritik e, direnç olarak karşımıza çıkıyor. E, bu seviye kırılmasından sonra arkadaşlar burada 26-37, 26-40 seviyelerine kadar e, gitme potansiyeli bulunuyor Gümüş'ün. E, Rusya-Ukrayna piyasaları arkadaşlar e, bütün emtia piyasasını bu şekilde e, hareketlendirdiğini görüyoruz. E, eğer 24-69 seviyesinin aşağısına kırılması durumunda mutlaka geri çekilmelerin devamı gelecektir arkadaşlar gümüşte de. E, bu e, gümüşün genel olarak baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı devam edeceği için Putin durmayacağı için arkadaşlar e, gümüş fiyatı 25 doları 25-42 seviyesine e, geçme söz, e, söz konusu potansiyeli muhtemel arkadaşlar. Biraz da Bitcoin tarafına bakalım. E, Bitcoin'e baktığımız zaman da arkadaşlar burada da emtiaların tam tersine arkadaşlar bir düşüş gözlemliyoruz. Gün içerisinde 34.295 seviyesine kadar gerilediğini gördük arkadaşlar. Geçmişte baktığımız zaman da 32.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini görmüştük zaten. Burada özellikle 39.500 yani 40.000 seviyesinin aşağısında baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısına düştüğü günden beri arkadaşlar aşağı düşüş devam ediyor. Her ne kadar burada 36.000 seviyesine gelip daha sonra yukarıya çıkışını yakalasa da arkadaşlar bu seviyeyi kıramadığı için yani gerçekten bu alıcılarla karşılaşmadığı için aşağıya gidişat devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin arkadaşlar geriye daha da düşme potansiyeli devam ediyor. Dediğim gibi Putin arkadaşlar burada Ukrayna'ya girmeden, Ukrayna'ya almadan çıkmayacaktır bu saatten sonra. O yüzden Bitcoin'de de arkadaşlar düşüş devam edecektir. Özellikle 32 bin dolar seviyesini aşağısına kırıp 25 bin dolarlara kadar sarkma potansiyeli var. Özellikle alım için arkadaşlar alım kovalayanlar ise 40 bin doları geçmeden alım yapmamaları daha iyi olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E biraz da gümüş tarafına bakalım. Gümüş tele tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 11.48 seviyesine kadar yukarı çıkmış ve fiyatlamış durumda. E, 11.50 seviyesi karşımıza kritik direnç bölgesi olarak çıkıyor arkadaşlar. 11.50 seviyesinin üzerine kırması durumunda e, 12 seviyesine kadar çıkma potansiyeli bulunuyor. E, tekrar alım için burada 11.50 seviyesinin üzerinde kalıcı mum kapanışlara dikkat etmek lazım. E, geri çekilmelerde tekrar 11 seviyesine kadar e, geri çekilebilir geri çekilebilir. Özellikle dolar/TL kurunun yukarıya fiyatlamasından dolayı ve gümüş fiyatlarında yukarıya gideceği Yeniden dolayı arkadaşlar ee, 11.50 seviyesinde kırılma potansiyeli yüksek. O yüzden e, Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece arkadaşlar e, bütün emtialarda bütün e, döviz piyasasına arkadaşlar yukarıya gidişat devam edecektir. E, alım için dediğim gibi 11.50 seviyesinin üzerine beklemek daha mantıklı olacaktır. Açığa satış için şu an uygun bir pozisyonda değil çünkü e, geri çekilmeler sınırlı kalabilir baktığımız zaman. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.